başka şampiyonlarla birlikte biraz rahat etmeye alışması. Hani rahat ettiği şampiyonlar değil, kendisinin başka şampiyonlarla rahat etmesi lazım. Ve o da bu maçlardan bir tanesi olabilir. Bakalım, seçim ve yasaklama ekranına geçiyoruz. Nocturne yasaklamasıyla başladı Royal Bandits. Nocturne kimsenin görmek istemediği şampiyon. Tabii ki diğeri de öyle ama. İlginç ama pardon özür dilerim. HVA yasak tabii. HVA ilk seçim yapardı yoksa Royal Bandits. Evet. Aatrox'u yasakladılar. Mundo geldi. Armut çok iyi Mundo oynuyor. Taliyah da kesin yasaklanacak bence HVA'dan. Çünkü hem metada çok güçlü hem Closure çok rahat. Tabii ki Draven'dan bahsetmeye gerek yok. Ya şimdi Taliyah mı? Yoksa Grace mi? Ya da Rakan mı? Kesinlikle Taliyah. Yani bu üçünden birini kesin yasaklandığını göreceğiz. Taliyah veya Rakan'dan hangisi? Ben Rakan yasaklardım şu an. Bu Morgana yasaklaması, biz Rakan alacağız. Aynen. Çünkü Taliyah'ı açık bırakmıyorlar. Evet. Rakan yasaklandıysa Taliyah ilk seçim olacak. Tersi olsaydı Rakan seçilirdi. Evet. Akali'yi herkes gösteriyor ama şu anda kimse alışkın değil. Tam performansı bence Akali'nin 2-3 hafta sonra göreceğiz. Ve Taliyah ilk seçim geldi bile. Burada Royal Bandits aslında mantıklı bir hamle yaptı. O Morgana yasaklaması... Şu mesajı geldi. Morgana'yı yasaklamazsınız, daha doğrusu Rakan'ı yasaklamazsınız, biz ilk seçim alacağız ve bunu Dumbledore oynayacak. Aynen. Ve onu yasaklayın. Ve her tür savaşı öyle bir başlatırız ki perişan ederiz siz dediler. Ama bu da şeyi çok rahatlattı, Closer'ı. Diğer tarafta dünkü stratejiye devam edecek mi acaba HVA Varus'u seçerek ve Varus'u kilitlediler. Zırhteşme Varus geliyor. Şimdi... Ki Varus zırhteşme eşya düzenine geçmeden önce de Varus çok oynuyordu yine. Evet. Onu da söylemek lazım. Ama karşında ne olacak? Eğer Kaisa gibi çok pasif, dün olduğu gibi Kaisa gibi çok pasif bir şampiyon olursa paramparça ediyor Varus, aynı hataya düşmeyecektir Royal Bandits. Ki Royal Bandits genelde yani koridoru kazanmaya yönelik hareket ettiği için Kaisa çok mantıklı olmayabilir, bakalım. HVA gemi çandı. Onlar da çok daha standart bir yapıya. Dünün benzeri. Aynen, dünün benzerini yapmaya çalışacaklar ama bu sefer bence karşılarında Kaisa gibi çok pasif bir şampiyon bulmayacaklardır Varus'un karşısında. Çünkü Varus'u ilk seçtikleri zaman dünkü strateji yapacaklarını tahmin ediyoruz. Varus'un üzerinde oynayacaklar. Şimdi Varus'un karşısına Royal Bandits bakalım ne yapacak? Evet, Lucian. Tam Lucian'dan deneyecektim. Aynen. Yani yapabileceğiniz belki de en iyi seçim. Ki Freeze'in Draven olmadığı zaman. Peki Brown mu geliyor? Onun yanında biraz daha agresif bir destek lazım. Yani Brown gibi değil de. Pike. Ki evet, Pike'ı aldık. Yani cezalandırmanız lazım Varus. Çünkü Lucian tek başına ileri atıldığında sıkıntı yaşayabiliyor ama Pike'la birlikte veya Alistar gibi bir şampiyonla birlikte dümdüz ediyorlar. Yani bu herhalde bu sezon en iyi okuduğumuz seçim yasaklamaları. Şu anda şaşmadı. Evet. Ama yani çok standart gidiyor şu ana kadar her şey. Yani bizim başarımızdan çok... takımların metaya uyumu diyorsun. Evet, Brown da diğer tarafta geldi. Bu da çok mantıklı. Lucian'ı dengelemek adına. Aynen ve yani koridor üstünün de çok fazla vermezler ve en ufak bir hatayı çok ağır cezalandırabilirler. Burada peki yani İreli yasaklaması geldi. Üst koridorda Darius'u açık bırakmaya çalışabilir burada HVA. İlk seçim hakkı onlarda olduğu Royal Bandits'in Ornn'u yasaklayabilme ihtimalini düşünüyorum ben. Çok at gitti. Yasakladılar. Armut dün oynamıştı ama çok başarılı olmamıştı. Ornn'u yasaklama ihtimalleri artıyor. Ornn'u yasaklamazsa Ornn'u seçilme ihtimali artıyor. Bakalım bu yasaklama ne olacak HVA tarafında? Yine bir üst koridor olabilir ya da orta koridoru biraz daha. Zoe yasaklanması Abedage'ye karşı her zaman iyi tercihtir. Evet. Ben de katılıyorum buna ya. Ya da kendileri almayı tercih. Bu arada Zoe zaten iyi durumda. Hani Abedage de çok çok iyi oynuyor. Aynen. Şimdi burada bir tank yasaklaması daha gelirse muhtemel bir Darius üst koridor savaşı göreceğiz. Darius'u yasaklamak bir tık daha mantıklı olabilir ama bu sefer de Ornn'u açık bırakıyorsunuz ve rakip Ornn aldığında çok net bir cevabınız olmuyor. Aynen elinizde. Öyle. Brown da rakipte çünkü zaten. Bakalım Royal Bandits tercihini yasaklamasına. Zoe'yi onlar yasakladı. Zoe'yi onlar yasakladı, ilginç. Muhtemelen Terrax'a gideceğini düşündüler ya. Olabilir, olabilir. Burada işte şimdi Ornn alınırsa Darius var. Darius alınırsa Ornn alabilir yine karşılık olarak. Yani bu ikili takas olabilir. Diğer tarafta orta koridorda şöyle bir bakıyorum. Oo. Cannon. Bu işte şu an alabileceğin herhangi bir şeye karşı seçim benim. Karşı seçim yaptığım gibi bir tercih oluyor. Nar gelme ihtimali arttı burada. Nar'a karşı da hiç fena değil ama. Nar, Rumble. Nar veya Rumble'dan birini seçecek bence Broken Blade. Bu arada Broken Blade bu sezon şu ana kadar ligimizin en iyi oyuncusu gibi gözüküyor. Yani şu an itibariyle harika bir sezon geçiriyor ama Rumble'ı biraz... en iyi şampiyonlarından biri. Ryze seçti. Son dönemde Abedage çok fazla Ryze oynuyor. Onu gördük. Do it. Bu arada... Just do it.
Yasuo iyi bir Ken'in kontrası aslında. Ki bakalım seçecek mi? Royal Bandits Yasuo'yu gösteriyorlar ama... Ryze'ı mı üst koridoru yolluyor? Ryze'ı böyle bir seçim gelirse Ryze'ı üst evet, koridora gönderecekler. Ryze'ı orta koridor. Broken Blade şampiyon havuzunu genişletiyor. Ne kadar genişletiyorum diye gösteriyor. Bu arada Kenan'a karşı çok iyi bir tercih. Ya da şu anda da genişletmiş olabilir evet. Second Best. Kenan'ın içeri girmesini engelliyorsunuz bir kere. Runapsi ile birlikte ve ultisi yetenek gücü çıktığını varsayarsak bayağı işlevsiz kalabiliyor Ryze'a karşı. Ryze düzgün pozisyon alırsa tabii. Değişik bir tercih. Bakalım Broken Blade oynayabilecek mi? Bir Akali daha. Telrax da hadi bakalım Akali dedi. Yani siz Ryze alırsanız ben de Akali alırım dedim. Yani. Akali Azir eşleşmesi. Erken aşamada Akali çok zorlandığı için Azir gibi nispeten çok fazla darlamayan bir şampiyona karşı biraz daha rahat olacak. Ve Azir'e ulaşma konusunda da çok iyi bir şampiyon Akali. Azir'e ulaşmak hiç kolay değil çünkü. Ve evet bir kez daha Akali'yi göreceğiz. Seçim yasaklamalar tamamlandı. İki tarafında aslında belli başlı planları var. Hevea tarafında yine Varus etrafında oynayacaklar ama bu sefer onu destekleyecek şampiyonlar da var. Kinin gibi, Akali gibi hasar konusunda. Ya açıkçası ben şu seçim yasaklamayı görünce mükemmel bir maçın bizi beklediğini söyleyebiliyorum. Çok iyi bir seçim yasaklama ekranı. Bakalım neler olacak? 8. hafta 2. gün başlıyor. Sözü şimdi sunuculara bırakalım. Ve FŞL 8. hafta 2. gün maçlarına hoş geldiniz. Harika 4 maç bizleri bekliyor ve bu maçların anlatımında ben Aykut Ufan Özgan, yanımda ise Can Scarlett Çaldıran sizlerle birlikte olacağız. 2 tane kazanan takım, dün 2 galip, bugün güne başlayacak. Bir tarafta Royal Bandits, diğer tarafta EVA Gaming var. Tabi Royal Bandits şu anda lider durumda ve 4 galibiyet, en yakın takipçisine 4 galibiyet fark atmış durumda. EVA Gaming ise tekrardan kendini sanki toparlıyor gibi görünüyor, ne düşünüyorsun? Yani evet, onların da ona çok ihtiyacı var tabii ki. Bir tarafta çünkü çok artık rahat maçlara çıkan bir Royal Bandits. Diğer tarafta yani eteği tutuşan bir HVA var ve onların acilen galibiyetlere ihtiyaçları var ki en azından o mevsim finallerindeki yerlerini garantileyebilsinler. Hı-hı. Çünkü hala arkalarında onu takip eden bir sürü takım var. Ve takipçiler çok yakın gerçekten. Evet, yani bakalım 9 galibiyetli Youth Crew sonrasında yine... Yani en aşağıda buraya katılması yine beklenen takımlardan bir tanesi 9 galibiyetli Youth Crew. Evet. Sonra Bursaspor, Dark Passage vesaire geliyor. Yani arkasında onu hızla takip eden 3 tane takım bulunuyor HVA'nın. Şimdi bakalım. Yani rakipleri daha kuvvetli onlardan. Ama onlar da o dengeyi birazcık bozmak için Akali gibi bir sürpriz tercihe başvurdular. Ve Broken Blade'de üst koridorda Ryze oynayacak Kenan'a karşı. Bakalım işleyecek mi göreceğiz. Günlük maçına başlıyoruz. Bu maça Royal Bandits mavi tarafta, HVA Gaming ise kırmızı tarafta çıkıyor. Tabii orta koridora Akali aldılar. Azir'in karşısında bu arada erken dakikada bir takas. Freezinex'in yarı canını aldı. Şimdi destekler de yaklaştı. Trix yalnız arka taraftan kapattı burayı. Bir sıçra kullanıyor Freeze'den. Rövanş da tabii sıçrasını kullandı orada Freeze'i yakalamak için. Sıçralar takaslandı. Yani iki nişancı da büyük bir ihtimalle geri dönecek. Kim kazanır oylaması da başladı. Royal Bandits için RB. HVA Gaming için HVA yazarak sizler de Twitch sohbet üzerinden bu oynamaya katılabilirsiniz. Şöyle bir Sirdar videolarına baktığımızda Abbedage'nin Arındır tercihi var. Sence doğru bir seçim mi Akali'ye karşı? Yani bence pek değil Akali'ye karşı. Ama onun da zaten Akali'ye karşı değil de Varus'a karşı aldığını düşünüyorum. Çünkü veya Kennen. Veya Kennen ama büyük bir ihtimalle Varus. Çünkü ya Azir zaten yakalaması zor bir şampiyon. Çok uzak menzilden işini yapan ve gerçekten yakalanamadığı zaman, pozisyon aldığı zaman çok can yakan bir şampiyon. Bu arada kırmızı güçlendirmede bir savaş var. Orta koridorlarda buraya yaklaşmak istedi. Terrax, Abbedage'nin canını okudu burada. Elektrik verdi, tetiklendi ve Abbedage yardıma gitmek isterken canının %70'ini kaybetti orta koridorda. İlk seviyede yani yakın menzile girmek istemezsiniz gerçekten Akali'ye karşı. Önceki Akali olsan hani Q atardı, tamam. Şeye girmediğiniz sürece, otomatik saldırı menziline girmediğiniz sürece sıkıntı yaşamazdınız ama şimdi Akali'nin Q'su menzile de sahip olduğu için gerçekten çok can sıkabiliyor. Evet, maçı kim kazanır oylaması da sonuçlandı. %72 Royal Bandits'in üstünlüğüyle. Açıkçası ben biraz daha fazla beklerdim. Senin tahminin nedir Royal Bandits'in maçı kazanma ihtimali? Bu arada bir saniye onu söyleyeceğim ama şimdi ormanda bir kapışma var. Ve iki ormancı da seviye 2. Tabii Closer'ın üzerinde kırmızı güçlendirme olmadığı için
Burada canını sıkama da pek fazla Trix'in ama o duvarların kenarı ekstra hareketini sağlıyor Closer'a ve Trix'in sıfırasını aldı Closer. Evet. Royal Bandits yine erken oyunda, agresif oyunla devam ediyor ve ormanda kazanılan bir galibiyet. Ya Royal Bandits'in Akali'yi durdurdukları sürece maçı kazanma ihtimali gayet yüksek bence. Çünkü Royal Bandits zaten şu noktada HVA'dan bir tık daha iyi bir takım olduğu için en üst sırada zaten. Ve yani takım oyunu ortaya koyabildikleri sürece HVA'yı yenebilmelerini bekliyorum. Ama işte şampiyonlar el verecek mi? Bu arada altta orada bir takas tutuşturu bırakıldı. Revanche'ın üzerine İlkan gelebilir burada. Free son vuruşu yapıyor ve İlkan alıyor. Inex bu arada tutuşturu son anda bıraktı Revanche Freeze'in üzerine ama Inex sıcasıyla devam etmedi. Ormanda Closer yakaladı Trix'i. Bir skor da burada gelebilir. Çarp ile can kazandı Trix. Ama mavi güçlendirme yardım etmeyecek Trix'e. Çünkü o bir tarafsız canavar. Ve Closer en sonunda ormanda Trix'i bulup skorunu aldı. Ya Closer darladı rakibine. En sonda pozisyonu buldu, tetiği çekti. Rakibini de düşürmeyi başardı. Şimdi mavi güçlendirmesini de çalıp 3 güçlendirmeyle başlayacak oyuna. Ya bir yandan da şöyle bir durum var. Bu Facebook'taki taraftar grubunda birisi bir istatistik hazırlamıştı. Orada görme fırsatı buldum da. Trundle ligimizde oynadığı maçların son 9 maçının 8'ini mi ne kaybetmiş galiba. Yani ligimizde gerçekten düşük bir galibiyet oranına sahip Trundle. Yani genel olarak takımlarımız böyle Trundle'ı erken safhada etkili göstermekte birazcık zorlanabiliyor. Burada da Closer'ın Trix'i kovaladığını görüyoruz ve yani elektrik verdi tetiklendikten sonra Trix'in gerçekten yapabileceği bir şey yok. Bu seviyede Talia gerçekten çok daha hızlı bir şampiyon. Yani bir yere kaçamayınca sonucu da böyle oluyor. Net skorda orada Armut'la bir takasa girdi ama musibet iksirinin son yükünü kullandı tabi. Tam Ryze'ın bu dakikalarda full kombosuyla verdiği hasar hiç fena değil. Ama manası o kadar kısıttı ki. Yani bu takaslar belki de çok da sizin galip gelmeni sağlamıyor diyebiliriz. Bu arada alt tarafta Dumbledore orada sersemletildi. Freeze'de hemen cevap veriyor rakibine. Şimdi Dumbledore biraz uzaklaşıp veya görünmez olup bu şekilde canını yenileyecek. Artık Freeze'le Dumbledore işi... Bu arada çok şanssız bir an olabilir Royal Bandits için. Closer orada üstüne döndüğü gibi Trix geldi ama burada biraz belli etti Revanche ve Inex. Ya şu andan itibaren Freeze ve Dumble için çok rahat bu koridor. Baskın yemedikleri sürece. Freeze çünkü vampiri ağası almış. Koridorda isterse durabilir uzunca bir süre. Takasa girip Inex'i gitgide daha da darlayabilir. Inex'in çünkü koridorda durmasını sağlayabilecek herhangi bir şey yok üzerinde. Peki musibet iksiri Varus tercihini nasıl buluyorsun alt koridorda? Ya bence fena bir tercih değil. Çünkü Varus o musibet iksirinden gelen ekstra manaya gerçekten ihtiyacı olan bir şampiyon. Sürekli dürtüp işte rakibi o musibet iksiri sayesinde ekstra hasar da verip bu arada yalnız o yetenekli su skor gelebilirdi. Evet. Tutuş burada bırakmıştı Telrax. Ya özetle musibet iksirinde sıkıntı yok bence. Tabii üste döndü şimdi Inex ve dişli kama aldı. Ya hatırlayacaksın orta koridorda Varus'un oynandığı dönemde musibet iksiri başlangıcı yapılıyordu. Şimdi Closer yaklaştı orta koridoru. Telrax anında cevabını veriyor burada. Rixen de kullanılan bir yetenek var. Ama kule altına girmeyi tercih etmedi Telrax. O zırh deşmeli oynanılan Varus döneminde de musibet iksiri başlangıç eşyası evet. Olurdu Varus'un. Belki eski dönemdeki kadar öyle bekleme süreleri az değil ama yavaş yavaş zırt deşme eşya dizilimi de yapılmaya başlanıyor Varus'a. Tekrar bu eşya dizilimini sen doğruluyor musun sence? İyi mi? Ya bence fena değil. Böyle müthiş diyemeyeceğim çünkü önceden Varus cidden yani çok fazla bir kuvvetli bir şampiyondu. O yüzden dengelendi de bu ya hale 3-4 geldi. 3-4 saniyede bir deşanok atabiliyordu. Evet. Şimdi yani tutturmanız gerekiyor deşanoku. Daha doğrusu birinin üzerindeki o W yükünü tetiklediğiniz zaman bekleme süresi azalıyor. Yani biraz daha risk almanız gerekiyor aynı hızlı dürtebilmeniz için rakiplerinizi. Ve yakın menzil anlamına geliyor tabii. Evet o da tabii otomatik saldırı menziline gerektiriyor. Bir yandan da şu var. W'suna artık bir aktif eklendiği için evet yani anlık potansiyel hasarı Varus'un belki daha yüksek. Ama işte o W ile beraber atacağınız Q'yu kesinlikle rakibinize tutturmanız gerekiyor.
Şimdi Broken Blade ve Closer rakip ormandalar. Ve kırmızı güçlendirmeyi alıyor Closer şu anda ama bir kontrol totemi var orada. Tricks çarpıyla çalmayı deneyecek Closer ama erken çarpı kullanıp aldı onu. Ve Closer son bir kamp daha alıp seviye 6'ya ulaşacak. Tricks henüz seviye 4. Evet, Tricks gerçekten çok geride. Yani minyona da yansımış. Zaten deneyime de yansıdığını görebiliyoruz. Ve Closer sihirbaz papuçlarını da çok erken dakikalarda bitirdiği için ormana inanılmaz hızlı dönüyor. Ya tabii tek belki de mutsuz olduğu nokta orta koridorda çok fazla mavi güçlendirme ihtiyaç duyan bir şampiyon olması. Çünkü Talia genelde ikinci maviyi almayı tercih eder. Onlar için orta koridor Vladimir belki de en iyi tercihtir. Bu arada alt koridora doğru ilerliyor Telrax. Ama vazgeçti gitmekte. Abedage de zaten şeyi bıraktı, bir sinyal bıraktı rakibinin üzerine. Buradaki pembe totemin de Telrax'ı gördüğünü fark etti herkes. Alt koridorda Freeze ve Dumble daha üstün görünmesine rağmen minyona çok yansımamış bu arada bu durum. Ama tabii aradaki skor farkı Freeze'in çok daha fazla altın üzerinde bulundurmasını sağlıyor. Ama bu noktadan itibaren yani skor alması iki tarafında çok kolay olmayacak. Şimdi Closer alt koridora yaklaştı tekrardan. Bakalım Dumble bir oyunu deneyecek mi? Öne doğru atıldı Dumble yalnız. Kemik zıpkın tutmayınca. Bu arada bir de yerden bitme geldi. O da isabetli değil. Bu baskından bir şey çıkaramadı Royal Bandit. Şimdi Telrax yalnız mavi güçlendirmeyi alıyor. Özellikle ormancısı bu kadar gerideyken. Evet, o ilginç işte. Ya tabii Akali'nin belki de en büyük dezavantajı o enerjisinin belli bir sürede yetmiyor olması. Komboya başladığı zaman da Q'su 80 enerji istiyor. Ve bekleme süresi cidden çok az. Evet çok az. 1,5-2 saniye civarı. Yani onu sürekli atabilmek istiyorsanız evet maviye ihtiyacınız oluyor. Biraz da şey düşünüyor olabilir Evel Gaming. Zaten Trundle yani oyuna çok fazla etki edebilecek bir şampiyon değil. Biraz da onun işlevselliğini kullanıp Telrax'a daha da üstünlük vermek istiyor olabilir Evel Gaming. Şimdi Closer orta koridora yine yaklaştı ama üst koridora bir sinyal gönderdi. Armut'un canı full ve Cannon'a kule altı yapmak çok da mantıklı olmayabilir. Ama güzel bir kombosu var bu ikinin. Bu arada Broken Blade kuleden 3 vuruş aldı üstüne. 4 de olabilir. Tabii onun da seçtiği ründen gelen ve musibet iksirinden dolayı da olabilir tabii. Rakibin üzerine sürekli hasar bıraktığı için kule bir türlü Broken Blade'i evet bırakmadı. Ve o da üstüne dönmek zorunda kalacak. Şimdi kayıp cilt alıp ışınlanla geri döndü koridoruna Broken Blade. Şimdi Abedage'nin üzerine Telrax City yan tarafta Trix bekliyor. Telrax takasın devamını getiremedi şimdilik. Üzerindeki mavi sayesinde de az önce de dediğimiz gibi sürekli Q'sunu kullandığını görebiliyoruz Akali'nin. Bu arada bu oyunda yine asırlık sopa görmeyeceğiz Ryze'de artık. Yani 10 oyundan 9'unda asırlık sopa görmüyoruz evet. Ryze'larda. Bu eşya dizilimi sence daha mı iyi veya ne tür durumlarda bir avantaj sağlıyor Ryze? Ya bence bir kere çok güçlenmeniz çok net oluyor. Çünkü asırlık sopa 10 dakika boyunca böyle yavaş yavaş güçlenen işte can, mana, yetenek gücü vesaire veren bir eşya. Siz burada şeyi bitirdiğiniz anda Seraph'ın şefkati. Evet, Seraph'ın şefkatini tamamladığınız anda yani o kalkana bile ihtiyaç duymadan aslında o yetenek gücü sayesinde bayağı bir kuvvetleniyorsunuz. Ya bir de şöyle bir avantajı var tabii. Asırlık sopanın yüklerinin birikmesi değil. Asırlık sopa ve Seraph'ın şefkati eşyası evet tamamlanana kadarki süreçte de alınan evet eşyalar da çok işine yarıyor Ryze'ın. Ya biraz daha sanki erken oyundaki çok zayıflığını sadece zayıf hale getiriyor diyebiliriz. Ve şey de var. Tabii ya bu aslında bayağı göz ardı edilen pasiflerden bir tanesi ama siz Seraph'ın şefkatini bitirdiğiniz zaman Tanrıçanın gözyaşı yüklerini iki kat daha hızlı dolduruyorsunuz. Çünkü asırlık sopa almak istediğiniz zaman asırlık sopayı yükler hızlı biriksin diye ilk eşya olarak alırsınız genelde. Seraph'ın şefkatini ama tamamladığınız gibi çok hızlı bir şekilde Tanrıçanın gözyaşı yükleri dolmaya devam ediyor. Şimdi bir alt koridor baskını izleyebiliriz burada. Örgü duvar kullanıldı. Dumble içeriye doğru giriyor. Güzel bir varus ultisi geldi ve Trix kademeye gelmek üzere burada. Rövanş yakalanıyor. Rövanş düşüyor skor Dumble'da. Dumble ultisiyle birlikte o skoru almayı başardı. Daha fazla hızlı çıkabilirdi belki Trix kendisi.
Diğer revanşın aslında sıçratacak aralığı vardı ama kullanamadı. Bu arada Tenrax Abedaga yıkıldı ve Abedaga'nın manası yok. Skor gelecek Tenrax. Bire bir de o skoru aldı. Abedaga'nın manasının olmayışını, az manalı oluşunu çok iyi gördü orada. Ve bu skor gerçekten HVA Gaming'e çok şey katabilir. Ve Q'suyla 5 nokta saldırısıyla da çok hızlı bir şekilde koridoru ittirdi. Rahatlıkla üstüne geri dönecek. Üst koridorda Armut çok erken bir Merkür'ün adımları almış. Bu da Broken Blade'den aldığı hasar ciddi ölçüde azaltıyor. Nafsinden de çok hızlı sıyrılıyor çünkü. Bakalım Closer bu maviyi bırakacak mı yine Abedaga'ya? Sanırım bırakacak. Oraya doğru yöneliyor çünkü. Inex de Yom'un hayalet kılıcını bitirip ışından kullandı alt koridora. Tenrax da anında şeyi tamamladı. Silah kılıcı tamamladı. Bakalım burada yani revanş... Hani bu noktada bir yerde en azından sanki sıçra kullanabilirdi. Bu sersemletme işte yakalanınca artık kullanamamış sıçrasını. Burada da sıfır manalı Abedaga'yı yakalayan Tenrax'ın 5 nokta saldırısını kullanıyor. Hızlı bir şekilde tutuşturunu kullanıyor. Biliyor çünkü skoru alabileceğini. Ultiyle de skoru rahatlıkla tamamlıyor. Bir de tabii böyle kaos ortamı olan savaşlarda Pyke'ın yeteneklerini görmekte zorlanabiliyorsunuz. Evet. Çünkü orada örgü duvar kullanıldı. İşte Trundle yetişmeye çalıştı. Orada refleks vermesi çok zor bir durum tabii. Ama daha erken ben açıkçası sıçra kullanmasını beklerdim revanşın. Şimdi durum 3-1. Skorlara baktığımızda Closer, Freeze ve Dumble'da birer skor var. Diğer tarafta ise HVA Gaming'de tek skor Tenrax'da. Ama şimdi orta koridorda birebir de Tenrax canını sıkmaya başlayacak iyiden iyi Abedaga'nın. Bakalım oraya bir baskın yapacak mı acaba Royal Bandits tarafı? Dumble oraya doğru yöneliyor. Bu arada Tenrax biraz fazla hasar aldı tabii, canını yeniledi şimdi tekrardan. Bu arada Dumble geldi buraya, kemik sıkımını gönderecek. Görünmez oldu Tenrax. Dumble'ın üzerine gidebilir. Trix yan tarafta. Dumble şimdiden yarı canını kaybetti. Sersemletildi orada Tenrax. Bakalım güzel bir ulti Abedaga'dan. Kule altına ittirdi Tenrax ama düşmüyor hala. Askerler hasar vermeye devam ediyor. Yan tarafta Inex ve Revanş geldi. Ve orada düşmek üzere olan isim Abedaga ve onu düşürüyorlar. Üst tarafta da bir skor oluyor Broken Blade. O da Armut'u düşürdü. Bakalım hala ilk kule düşmüş değil. Ölmendis muhtemelen buradan ilk kuleyi alacak. Orta koridorda 3 kişiler ama burada daha hızlı bir şekilde ittiriyor sanki. Evet, çok çok daha hızlı zaten ittiriyorlar. Ve üst koridorda ilk kulenin alındığını gördük. Yalnız bu kuleyi almak istiyor. Hemen kapı gibisini kullandı Revanş. Yalnız Closer ve Broken Blade buraya geliyor. Çok güzel bir örgü duvar kullanıldı. Gidiş yolunu kapattı HVA Gaming'in. Mekan sanması da geldi. Closer'dan bir sıçra 2-2. Harika bir oyun Dumble'dan orada. Yakalanan bir isim daha var. O isim de Revanş. O skorda Closer'a gidiyor. Royal Bandits yine erken dakikadaki gücünü konuşturuyor. Yani HVA orta koridorda kuleyi alalım mı çıkalım mı ikileminde kaldığı gibi Royal Bandits özellikle Closer onları çok iyi cezalandırdı. Broken ve Closer üst koridordan hızlıca ultileri sayesinde orta koridora gelince hiçbir yere kaçamadığını gördük HVA oyuncularının. Orta koridorda elde ettikleri avantajı da baya baya rakibe teslim ettiler. Ve altın farkı da dakika 16'da 6000'e ulaştı. Tabii orta koridorda biz savaşı görmüştük. Üst koridorda da Armut'un nasıl düştüğünü görüyoruz. Ya burada Kenan ultisinin hiç hasar veremediğini, sersemletemediğini görüyoruz. Çok uzak menzilden çünkü Talia ve Ryze Kenan'ı düşürüyor. Closer 11. seviyeye ulaşmış. Trix henüz 9'da. Aralarındaki inanılmaz minyon farkı da devam ediyor. Evet, Closer'da şu an %90 civarında bir skor katkısıyla oynuyor. 7 skorun 6'sında var. 2-0-4. Ormancı eşyasından sonra moralin Omikron tamamlayacak. Hı hı. Ya erken oydu işte, ilk 10-15 dakikada bir Talia'nın yapması gereken her şeyi yaptı. Bakalım şimdi Dumble. Kemik zıpkınla Revanş'ı yakaladı, bir de sersemletecek Revanş'ı. Dumble'ın ultisi yok. Bu arada güzel musibet zincir geldi ama devamını getiremediler. Biraz ürkek oynadı orada Inex. Trix'i arkasına olmasına rağmen. Dumble o musibet zincirine çünkü tam çalıya girdiği sırada yakalandı. Freeze'in de tırpanı şu anda tamamlandı orta koridorda. Onunla birlikte ekstra altını da az önce elde etti.
Skorlordan baskısını sürdürüyor Broken Blade. Rumble da buraya geldi. Bakalım filazı denemen olabilir. Armut burada yalnız. Broken Blade'in üzerine gitti. Kulede iki tane hasar verdi Broken Blade ama onu düşürmek için yeterli değil. Yani sadece roket kemeri var hasar odaklı olarak Armut'un. Alamet. Diğer tarafta Alamet Closer tarafından alındı. Hemen açıyorlar orta koridora. Ya Azir'in kulesiyle zaten burayı tutup bir de üzerine Alamet'i gönderecekler. Ve en önemlisi şu, takımın en güçlü ismi Terrax alt koridorda. Burada T-Rex yakalandı. Yere düşemeden öldü. Üst koridorda Broken Blade üzerine bir baskı var. Broken Blade düşecek burada. Rövanş tutuşunu da kullanmış ama yani bu Alamet inhibitor kulesine de hasar verecek. Orta koridor ikinci kulesi ya düştü. Şu an defansa gelecek ikinci bir kişi yok. Bu arada Closer biraz fazla hasar aldı orada. Telrax şimdi üste döndü daha. Inhibitor kulesini kaybetti dakika 18'de. Abedai'den boşa giden bu ulti Nexan güzel sıçra. Ama inhibitor düşmek üzere. Bakalım düşürebilecekler mi inhibitoru? Telrax'a yaklaştı, Armut'la yaklaştı. Rövanş yakalandı orada. Rövanş inhibitoru korumak için elinden geleni yapıyor ve inhibitoru burada korumayı başaracak EVA Gaming. Ama dakika 18'de inhibitoru düşürmek de yani uç uçaydı Royal Bandit. Ve şimdi dönüşte kırmızı güçlendirmeyi de alıyorlar ama burada yakalanabilir yalnız Abedai. Telrax totemlerin içinden geliyor buraya. Ve evet, Royal Bandits geri çekilmeyi başaracak. 7000 altına kadar çıkardılar aradaki farkı. Dakika daha 19'da ve Trix. Yani neler oldu ya burada Trix'e? Gerçekten çok 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 hızlı eridi. Burada da zaten Kenan'ın yardımına Braum gelince Ryzen yapabileceği fazla bir şey yok. Mobil bir şampiyon değil. Sersemletmeye yakalanınca üst üste HVA yeterli hasarı çıkarmış. Şu ana kadar da üst koridor Ryze seçimi işliyor. Tabi oraya Closer'ın çok fazla desteği oldu ama yani ayrı ittirmede de şu anda Ryze bir korkutuyor rakiplerini diyebiliriz aslında. Evet. Peki Ryze Akali karşılaşırsa şu anda ne olur ayrı ittirmede? Aa, çok zor ya. Ya şu haliyle bence Ryze alır. Özellikle Seraph'ın şefkati de tamamlanmışken. Camping. Tamam. Hatta bayağı bir önce baş melek asasını bitirdi. Üzerinde Merkür'ün adımları da var. Yalnız Dumble yakalacak Telrax'ı. Telrax yakalandı. Dumble çok fazla hasar aldı. Dumble düşebilir burada. Son anda sıçrasını kullandı orada Dumble ve hayatta kalıyor. Telrax. Orada sersemletildi ilk önce Dumble tarafından. Ve skor da bu noktada Royal Bandits'e gitti. Şimdi Broken Millet alt koridordaki kuleyi alacak. Armut burayı savunamıyor çünkü üst koridora savunmaya gitmesi lazım. Çok rahat bir kule alıyor burada. Broken. Ve üst koridorda bakalım bir kuşatma deneyecek Royal Bandits oyuncuları. Oradan bir kule daha alacaklar. Şimdi bir müsüde zincir denemesi isabetli olmadı. Dumble rövanş yakaladı orada. Armut'tan sıçrayla birlikte bir oyun. İki kişi sersemledi. Flareyord karşılaması geldi ama ışınlandı görünce Broken Blade'in hemen geri çıkıyor EVA Gaming. Ve bu kadar kaynağa rağmen hiç skor çıkaramadı EVA Gaming. Yani takip edebilecek kimse yoktu onu. Yani Armut denemeliydi bu tarz bir şey ama. Dördüncüler gelir mi acaba? Bu arada Dumble yine rövanş şöyle bir geri çekti. Şimdi Telrax Dumble'ı orada avlayabilir. Bakalım Telrax yan taraftan geliyor. Yeteneğini tutturamadı orada ve üst koridor ikinci kulesini kaybetti EVA Gaming. Dakika 21. Daha Baron alınmadan 10.000 altın farkı var. Çok 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 iyi durumda şu anda Royal Bandits. Ve yani özellikle kompozisyonun gerektirdiği ne varsa hepsini yerine getirdiler. Closer'a da bayağı bir teşekkür etmeleri gerekiyor çünkü oynarken safhalarında çok aktif oynadı. Closer yapması gereken de oydu zaten yani yapması gerekeni yaptı. Ve şu anda ormandaki seviye farkı da 3'e çıktı. Hı hı. Şimdi Telrax çadının içinde birilerini bekliyor. Kırmızı güçlendirmede Closer'ı avlamayı düşünebilir. Closer tabii çok temkinli noktalardan alıyor kırmızı güçlendirmesinde. Ve burada bir şey çıkaramadılar. Ama Broken Blade'in başı dertte olabilir. Oraya gelebilecek 3 tane EVA Gaming oyuncusu var. Evet şimdi geliyorlar. Saçartom kullanıldı. Broken Blade'in sıçrası var. Mekan sapması kullanması lazım ama çok fazla gitti. Kontrol ve sıçrayı kullandı Broken Blade. Orada hasarını bıraktı. Mekan sapmasıyla uzaklaşabilecek mi acaba? Broken Blade çok iyi kaçtı oradan. Harika bir oyun Broken Blade. Ve yani bunu yaptığı gibi 3 kişinin de vaktini bayağı bir boşa harcadı. Yeteneklerini de kullanmalarına sebebiyet verdi. Akali ultisini kullanmış. Mesela ilk örneklerden bir tanesi. 3 kişinin arasından sıyrılıp buradan
uzaklaşmayı başardı. Bakalım Royal Bandits Baron'a ne zaman yönelecek? Çok hızlı bir şekilde Baron'u eritebilirler çünkü. Bunun öncesinde bir yemleme göreceğiz sanırım. Ama buraya doğru gelmiyor HVA oyuncuları. Totemleri yok çünkü. Yani çekiniyorlar buraya gelmekten. Yani başlasaydı, bu arada bir görüş küresi kullanılmış. Tabii ne zaman kullanıldığını göremedik ama muhtemelen birkaç saniye önce kullanıldı o görüş küresi ve Baron'da olmadığını gördü rakibinin HVA Gaming oyuncuları. Şimdi Rock'ın net üstüne dönüp alt koridordan ilerleyecek ama onun da ışınlanı yok. Bakalım bu süre zarfında Royal Bandits burada biraz daha temkinli oynaması gerek. HVA'nın da tek umudu belki de yani bir hata kovalayıp Baron çalmak. Baron çalamadıkları sürece gerçekten maç onlar için çok 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 zor. Bu arada sıçra kullanabileceği yere bir yerden bitme kullandı o noktada Closer ama sıçrası yoktu zaten Revanche'ın. Şimdi alt taraftan yaklaşık 2 minyon dalgası ilerliyor. Bu arada Dumble hızlı bir şekilde ileriye doğru atıldı ama Revanche hemen geri çıkmayı başaracak orada. Bakalım odağını Royal Bandits alt koridoru çevirecektir muhtemelen o ikinci kule için. Royal Bandits'in bence görüşü kaldırmaya devam edip Baron'u alması gerekiyor. Baron çünkü çok rahat alabilecek bir kompozisyona sahipler. Ve bu arada yerden bitmede geldi Closer'dan. Revanche yarı canını kaybediyor. Agresif bir oyun Telraxan. Dumble'ın yarı canını aldı o da. Ama Dumble canını yenileyecek. Alt koridordan gelen 2 milyon dalgası hiçbir şey yapmayı tercih etmedi Royal Bandits. Hı hı. Ve şimdi Baron'a başlıyorlar. Ama içeride bir totem var. O totemi de içerideki pembe totemleri görmüyor. Şu an içeride pembe totem var mı? Yok yok, az önce vardı, başka yere attılar onu. Bu arada Baron düşmek üzere, bakalım Inex yaklaştı oraya. Trix'ten kullanılan bir sıçra var. Trix'i dışarıya attı orada. Baron kimde kalacak? Baron Closer'da kaldı. Ve Telrax düştü burada. Armut bekliyor, ulti kullanabilir Armut. Bakalım Royal Bandits oyuncuları geri çıkacak mı? Armut'un sıçrası yok. Yan tarafta bekliyor. Trix yarı canından fazlasını kaybetti. Dumble'dan bir deneme görecek miyiz? Hayır. Benim sıkkınlığı kullanmadı orada Dumble. Ve sihir içinde devreye giriyor noktada. Dakika 25'te Baron müşahenlerine salıyor Royal Bandits. 11.000 altın farkını da böylelikle görebiliyoruz. Artık yani son kuşatmalara daha 25. dakikadayız ve yani şu dakikadan itibaren oyunu bitirme potansiyeline sahip Royal Bandits. Evet, şimdi Broken Blade'in ışınlanına gelecek birazdan. Evet, Freeze 2 eşyaya ulaşmış. Azir de aynı şekilde. Closer 3 eşyada. Takımındaki yani takım arkadaşlarından da bayağı önde şu anda. Yani takımın en fazla altın kazanan üyelerinden olabilir. Olabilir evet. Freeze geçmediyse belki Closer olabilir. Evet, Freeze sadece 1000 altın civarı önde. Yani diğer çünkü HVA tarafında yaklaşabilen kimse yok. Şimdi alt koridordaki ikinci kuleye gidiyor Royal Bandits. Son iç kule bu. Ve bununla herhangi bir karşılık görmeden rahat bir biçimde alıyorlar. Orta koridorda açık bir inhibitor var. Korunmasız bir inhibitor. Ama alt taraftan ilerlemeyi tercih ediyor Royal Bandits. Örgü duvar geldi ama örgü duvarı kesti. Orada Rövanş. Burada bakalım bir savaş göreceğiz mi? Sübesi incir geldi. Güzel bir yerden bitme. Armut arka saflara gidiyor. Armut şu an için çok fazla hasar verebilmiş değil. Abed Akeşan'ın büyük bir kısmını kaybetti. Telrax orada düşüyor. Neredeyse düşürecekti Broken Blade ama hayatta kaldı. Şimdi Dumble iş başında orada. İkinci ultiyi kaçırdı Dumble. Ama Inex düşmek üzere. Freeze o skoru aldı öne atılıp. Ve burada toplamda 4 skor çıkardı Royal Bandits. Sadece Closer'ı kaybettiler. Broken Blade o savaşta böyle 100 candayken, çok az candayken Seraph'ın şefkatini aktifleştirmeyi başardı. Elde ettiği kalkanla 2 tane skor aldı. Broken Blade. Çeşmeden hasar aldı orada. Ve Royal Bandits ise dakika 27'de bu oyunu bitirmeye doğru ilerliyor adım adım. Bu arada Trix düşebilir orada kendi üstünde ve artık sadece Nexus var, onu da düşürüyorlar. 14-4'lük bir skorla Royal Bandits 8. hafta 2. günde de galibiyet almayı başarıyor. Çok hızlı ve kararlı başladılar. Bu arada yani gerçekten inanılmaz hızlı bir galibiyet. Zaten kazanan koridorlar tercih etmişlerdi. Üst koridorda, orta koridorda, özellikle ormanda bu arada.
kazanan eşleşmelere sahipler de sonuna kadar da kullandılar. Ve Closer'da oyunun başında gerçekten çok büyük etki etti oyuna. Hı hı. Yani neredeyse her koridorun öne geçirmesindeki en önemli isimdi. Evet. Pay sahibiydi bunda. Ve üst koridordaki Rice seçimi de yani Closer'ın üst koridor odaklı oyunuyla birlikte bayağı bir iş yaptı aslında. Çünkü Rice yani kırılgan olduğu kadar, hantal olduğu kadar takım arkadaşı baskına geldiği zaman onunla beraber bir şey de yapabilecek bir şampiyon. Çünkü Runapse yani çok basit bir yetenek. Götürüyorsunuz mouse'u, W'ye basıyorsunuz. Yerden bitmeyi zaten yani istemese bile, evet. Kaçırmaya çalışsa bile kaçıramıyor Talia. O yüzden ya onu da kullanınca, onu da kullanıp bir skor üzerine kule de alınca yani bir daha kendinin orada Ryze'ı durdurması mümkün olmadı. Ve yani o da güçlenemedi oyun boyunca. Rakip ormancıda yetenek gücü olduğu için Mercury'nin adımlarını çok erken almak durumunda kaldı. Hasar konusunda sıkıntı çekti. Evet. Ve Broken Blade'de düzeltiyorum. Armut'ta iki takım savaşında yine çok iyi ultiler atmasına rağmen hasar konusunda çok eksik kaldığını gördük. Ya hem o eksik kaldı senin dediğin sebeplerden ötürü hem de yani takım arkadaşları onu takip edebilecek durumda değildi. En son savaşta işte Terrax bir denedi. Beraber Broken Blade'i düşürmeye çalıştılar. 100 canda Broken Blade kalkana basıp eritmeyi başardı herkes. Yani azıcık daha hızlı hareket edebilseler belki biraz daha uzatabileceklerdi oyunu. Ama işte asıl sıkıntı belki de Trundle tercihi. Ve Trundle tercihinin ya oyunun erken safhasını kaybettiği gibi oyunun ilerleyen safhalarında da ulti atabilecek kimsesi yok mesela Trundle'ın. Tank olsun da şuna R'ye basayım, kendim tank olayım diyebileceği kimse yok. Oyun erken safhasında zaten güçsüz kaldı. Bir yerden sonra da hiç toparlayamadı. Ve belki de üst koridora Ryze seçmesinin en büyük sebeplerinden biri de buydu. Rakip ormancı Trundle olduğu için. Bu arada Broken Blade, Closer ve Dumbledore arasında da maçın en değerli oyuncusu oylaması başladı. Şimdi röportaj alanına doğru ilerleyeceğiz. Dumbledore da bizleri bekliyor ve söz sende Tombalık'ta. Sunucularımıza teşekkür ediyoruz. Bugün röportaj alanında ben Christopher Tombalık Makarna Willikens bulunacağım ve yanımda da Kemal Dumbledore Gökseloğlu var. Kemal, öncelikle sana niye Pike bırakıyorlar onu sormak istiyorum. Ya aslında o kadar pek iyi oynamadım ama hani ben biraz mükemmeliyetçiyim. Hani böyle mükemmel oynamayınca, kusursuz oynamayınca kötü oynamışım gibi geliyor. O yüzden o yaptığım hani küçük hatalar bile yani çok küçük olsa da benim gözüme batıyor. O yüzden hani pek rahat edemiyorum. Ama yani gerçekten şu an ligimizdeki en iyi Pike oyuncususun desek hiç de yanlış olmaz. Ama hani rakipler de buna saygı göstermiyorlar ya da daha farklı seçimleri önceliklendiriyorlar, onları yasaklıyorlar ve sen aslında çok rahat ediyormuş gibi görünüyorsun Pike'la. Yani aslında yasaklanması gereken daha güçlü şampiyonlar var. O yüzden hani insanlar genelde onları yasaklıyor. Ama hani Pike da aslında çok iyi oynandığı zaman bence en güçlü şampiyonlardan biri. Çünkü yetenek seti buna olanak sağlıyor. Her türlü kompozisyona uyuyor. Hem engage yapabiliyorsunuz, disengage yapabiliyorsunuz. İnsanları öldürebiliyorsunuz. Yani health'ini doldurup teamfight'te çok uzun kalabiliyorsunuz. O yüzden yetenek seti çok elverişli olduğu için yani ben güçlü buluyorum, oynamayı seviyorum. Gerçekten de senin ellerinde de çok güçlü. Peki şunu sormak istiyorum. Bugün biraz değişik bir seçim yasaklama ekranı izledik. Ve sizden de uzun zamandır görülmeyen bir seçimi gördük. Üst koridor Ryze gördük. Nasıl buraya geldi seçim yasaklama? Hani benim haberim yoktu açıkçası. Sanırım kendine karşı iyiymiş. Hani matchup'ı da bilmiyordum. Ama oyunda da hani iyiydi sanırım. Kazanıyordu evet. Yani. Üst koridorda bayağı iyi gitmişti aslında. Peki maç nasıl geçti sence? Yani zaten şu anda lider durumdasınız ve bir galibiyete veya Bahçeşehir Supermassive'in bir mağlubiyetine liderliği de garantiliyorsunuz. Birinci olmayı garantiliyorsunuz lig aşamasında. Bu maçta da açıkçası neden lider olduğunuzu gösterdiğinizi düşünüyorum ben. Sence iyi miydi performansınız? Yani dünle kıyaslarsak çok daha iyi diyebilirim. Çünkü her zaman tempo bizdeydi ve öndeydik. Oyun kontrolü bizdeydi. Ama daha mesela dün oyunun kontrolünü bıraktığımız zamanlar olmuştu. O yüzden hani öndeyken geriye düşmek açıkçası daha rahatsız edici ve daha büyük bir sorun. O yüzden bu oyun hani önde başlayıp önde devam edip önde bitirdiğimiz için mutluyum. Peki mevsim finalleriyle alakalı son bir soru soracağım. Şimdi yarı finalden başlamayı garantilemiş durumdasınız zaten. Peki yarı finalde Bahçeşehir Supermassive'in gelmeyeceğini düşünürsek, onlar da ikinciliği garantilemek üzere, hangi takımın gelmesini istersin? Ya sanırım Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız ya. Öyle düşünüyorum ben. Öyle olmayacak mı? Birinci olduğunuz zaman eğer 1907 Fenerbahçe'de üçüncü olursa o zaman onlarla oynayamıyorsunuz zaten. Ya bence Fenerbahçe'ye karşı dördüncü olacaklar. Bakalım, güzel bir cevap. Dumbledore'la beraberdik. Şimdi sözü tekrardan analiz masasına doğru bırakıyoruz.